Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize merhaba. Bugün hayvanlarımızın yemleri bitmişti. Geçen haftalarda Dumanoğlu Erkan Erdem de gelirken Emre yeni güzel bir yem yaptım. Sana bir getireyim de dene demişti. Arabada bir 3-5 gündür geziyordu işin gerçeği. Yem vardı çünkü hayvanların yemi bitti. Şimdi biz bazı şeyleri denemeyi seven insanlarız. Ben şahsen öyleyim. Normalde yem geçişlerini yavaş yavaş yapmakta mantık var ama madem yemi deneyeceğiz, böyle bir deneyelim dedim. Şu an elimizde ortalama bir aylık olan, bir ay, bir buçuk ay, iki ay karışık şekilde olan brahmalarımız ve lop tavşanlarımız var. Dumanoğlu yem elime aldığımda ilk izlenim olarak çok hoşuma gitti. Neden? Yemden toz çıkmıyor arkadaşlar. Ve granür şeklinde, paletleri de ufak, yani öyle çok büyük palet halinde değil. Yani eski yeme baktığımız zaman şurada kocaman taneleri oluyor. Mesela CP kullanıyorum biliyorsunuz. Ama bunda öyle bir durum yok. Aynı zamanda toz da yok yemde. Tabi yem fiyatları biraz pahalı. İçinde özel maddeler de kullanıyor Erkan abi. Ben tavsiye ediyorum ama maddi açıdan biraz pahalı olduğu için çok büyük talep olmuyor. Ama tabi şu artı var. Dumanoğlu yem kullanıldığı zaman ekstra vitamindir, kalsiyumdur vesairedir. Gıdaları pek fazla hayvanlar istemiyor. Çünkü bu yemin içinde fazlasıyla mevcut. Ya yem tavsiye isteyen arkadaşlarımız varsa gördüğünüz gibi lop tavşanları ve tavuklar tamamen sardılar. Güzel güzel yemi yiyorlar. Bazı yemleri hayvanlar yemez. Yani verdiğiniz zaman CP yem olsun ya da diğer yemler olsun, bazen hayvanlar bunları istemiyorlar. Ya garvo yem kullanmıştım zamanında ki Hollanda'dan garvo yemi getiren de Erkan Erdem'di. İşin gerçeği maddi boyutuyla alakalı. Devamlı kullanamadım ama yarışmaya gidecek hayvanlarda böyle kaliteli yemler kullanmakta fayda var. Evet, bu grubun yarışmaya gidip gitmeyeceği daha tartışılır. Ufaklar, belki tamamını satacağız, yeni bir grup çıkartacağız ama yarışmaya yetişmeme ihtimalleri var. Bundan sonraki çıkan yavrularım. Yukarıda Hintimiz var, ona da aynı şekilde aynı yemden verdim. Bu çuval bitene kadar bu bölmede bu yemi denemek istiyorum. Ama dediğim gibi ilk izlenim güzel. Çok da güzel bir kokusu var. Yem almak isteyenler, denemek isteyenler Dumanoğlu Erkan Erdem YouTube kanalından ya da Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Güzel bir yem. Biz sadece eşin, dostun desteğiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bize hediye geldi diye reklam yapmıyoruz. Bunu da birlikte deneyeceğiz zaten. Daha önceleri kullanan çok arkadaşımız var. Memnun kalan arkadaşlarımız var. Hatta Harikalar Diyarı Turgut Canbaş kardeşimiz falan da uzun zamandır bu yemi kullanıyor diye biliyorum. Memnun. Ne kadar devam ettirebildi onu da bilemem. Çünkü normal bir CP yemden biraz daha pahalı fiyatı. Ama işin mantığına baktığınız zaman hani hayvan ölümleri, hayvan sağlık yönünden vitamin parası, kalsiyum, antibiyotik paralarını hesaba kattığınızda zaten hesap aynı noktaya geliyor. Yani şimdi ben bu yemli hayvanlarıma baktığım zaman antibiyotik, vitamin, herhangi bir şey kullanmama pek gerek kalmıyor. Bu sefer oradaki masraf da yemle kıyaslandığında hemen hemen eşit duruma geliyor. Böyle bir bilgi vereyim istedim sizlere. Diğer grubumuzun da yemi azaldı ama onlara bu yemi vermeyeceğim. Sadece bu bölmede deneme yapmak istiyorum. Yemimizi şimdilik şöyle bir kenara koyalım. Yan bölmeye CP yem verebilirim. Çünkü onlar artık yumurtaya yakın oldular. Ya bu bölmedekiler artık baya büyüdü arkadaşlar. Hint tavuğumuz da artık yatıyor. Kaçıncı gün oldu bilmiyorum ama herhalde bir 7 gün falan oldu. O da gayet başarılı. Altına tavşanın yünlerini koydum. Civcivler çıkarsa, daha doğrusu ördekler çıkarsa çok iyi olacak. Bu arada kuluçka makinamıza kaz yumurtaları koyduk biliyorsunuz.
Kaz yumurtalarının da çıkım evreleri bayağı zormuş. Onu biraz araştırdım. Onunla da alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 8. gün soğutmak lazım. 9. 10. Hemen hemen her gün o yumurtaları soğutmak da gerekiyormuş. Öyle bir durum var. Bakalım zamanla onları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Bakalım kaz cinsi çıkartabileceğiz mi? Hollanda tepelileri gördüğünüz gibi arkadaşlar büyüdüler. Tepeleri tamamlandı. Mesela hepsinin hemen hemen tepesi açıktı. Birçoğunun tepesi tamamlandı. En sona kalan bu. O da böyle oldu mesela. Çok güzel. Uysal, sevimli. Artık gördüğünüz gibi şey istiyor. Yani horoz istiyor. Lan tavuk mu değil mi sen? Aynen. Horoz istiyor. Bak silkelendi. Bunlar bana göre yakın zamanda yumurtaya başlayacaklar arkadaşlar. Şu aradaki mesela annesi, hepsi annesinin boyuna ulaştı. Bir aya kalmaz diyorum ben. Çatılarına da bakmadım hiç ama bakayım. Yok, daha çatıya bir parmak giriyor. Bir buçuk ay zamanları var tahminime göre. Ama çok uysallar gördüğünüz gibi, benden kaçmamaları güzel. Bir tane ayağı dönük yavrumuz var, o da buydu zaten. Diğerlerinin gayet sağlığı, keyfi güzel. Oo, kızım benim. Çok güzel maşallah. Bunlardan çok üreteceğim ya. Bahçeyi dolduracağım bunlarla. Çok hoşuma gitti. Yani kafalarının beyaz olması, vücudundaki motlet, kare adı desenlerinin çok güzel olması müthiş. Bunlardan iyi bir üretim yapacağız. Bir tane de babanın veliahtı yetişiyor. Horoz var. 10 tavuk, 2 horozla üretime devam edeceğiz. Alo, çıkma dışarı. Çıkma buraya. Yem. Bunlar da büyüdüler bayağı maşallah ya, horozlar. Bunlara da mızık yapacağız. Yani her şey yolunda, süper. Burada snowflake bıldırcınlarımız var. Kale bıldırcının bize hediye etmiş olduğu bıldırcınlar. Yumurta alacağız yakında. Hata bizim ama bunlar biraz tüydü arkadaşlar. Tüyden çıktığı zaman inanıyorum ki yumurtaya başlayacaklar. Ve bunlardan da üretim olacak. Biraz tabi bıldırcınlar sıcağı sever. Soğuk iklimde bıldırcından yavru almak çok zor. Ya da yumurta almak çok zor. Öyle güzel bir ötümü var bu bıldırcının. Ama bir türlü denk gelip size gösteremedim. Böyle bağırıyor gibi, çığlık atıyor gibi güzel bir ses tonları var. Ama bir gün size yakalayacağım inşallah. Ondan sonra yan tarafa bir gidelim. Kaç bakalım. Kaç oradan. Kaç. Tavşanları saldık ya, buraları kazmaya başlamışlar. Yeni gördüm. Bizim arkadaşlar Valikan tavşanlarının tamamını bahçeye saldım ben, biliyorsunuz. Adapte de oldular. Hem bahçedeki otları yiyorlar, hem evden kalan artık malzeme olduğu zaman onları atıyoruz. Yani yemek değil ama işte ot türü, mandalin kabuğu, portakal kabuğu vesaire. Valikanlarımız böyle başıboş geziyorlar bahçede. Ördeklerimiz hala yumurtlamaya devam ediyor. Ama tabii dediğim gibi nereye yumurtladığını kestiremediğim zaman kedi alıp götürüyor. Şu güvercinlere de bakmıyorum. 2-3 gündür ne oldular diye. Onlara da bir bakayım bakalım. Evet kızlar, siz ne yapıyorsunuz bakalım, iyi misiniz? Maşallah tavuklarımızın yumurta randımanı çok güzel. Bir müsaade et de yavrulara bakayım bakalım, bakabiliyor mu? Oo maşallah. Güzel. Şuraya biraz malzeme. Arkadaşlar bunlar hünkârinin yumurtaları. Yavruları. Hünkârileri şu an taklacılar çok güzel bakıyor. Kursakları dolu. Aynı gün çıkması bu sefer beni biraz daha umutlandırdı. Ve bunların da yavruya iyi baktığını düşünüyorum. İnşallah bu sefer iki tane sağlıklı şekilde hünkârı büyütebiliriz. Bir de taklacınınkine bakalım. Taklacı yavruları nasıl oldu? Onlara bakalım. Yani hünkârı asıl taklacının yavrularına bakabiliyor mu? Bakamıyor gibi sezinlersem şebapların yumurtaları yine boş. Buradan tavuk bilimine sesleniyorum. Bana kısır yavru gelmiş. Oo, bunlar da bayağı büyümüş. Maşallah. Bakın. Bunlar da taklacının yavruları. Hünkârlar bunlara şu an itibariyle çok iyi bakıyor.
kursakları dolu dolu. İnşallah arkadaşlar bunlar da bunu büyütürse aynı zamanda yavru yaparlar diye düşünüyorum. Bu şekilde hem hünkârıyı hem de taklacıları büyütmüş oluruz. Şu an maşallah var, süper. Bak. Vada! Hop! Hop! Bana! Olu! 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 Tam bir psikopat ya. Bu var ya bak. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Tuttum. Hani? Ne oldu? Bak. Çok fena. Güzel güzel. Hünkârı bu sefer inanıyorum arkadaşlar, üretimini başaracağız. Hop maşallah. Hemen bir 35'lik daha gelmiş. Şuraya koyalım. Zaten dehşet bir yumurta siparişimiz var. Yumurtaları israf etmedim. 2, 4, 6, 8 burada olmuş. Güzel. Ördeğimizin 2 tane yumurtası var. Onlar burada duruyor. Almadım. Dursun bakalım. Yani kaza bela ördek hala yatar diye bir ümidimiz var arkadaşlar. Çok da ümidim yok da. Bakalım belki yatar. Kaç? Sen burada dur. Dışarısı sana göre değil. Şimdi erkek tavşanı dışarı salmıyorum arkadaşlar. Çünkü yerli tavşanımız, yavrular dışarıda. Allah muhafaza bir harekiri daha yaşamak istemiyorum. Bu mendebur başımızı ağrıtmasın. Burada bakıyorum, evet biraz ot çöp vermiyorum, yemle besleniyor ama idare edecek. Buna bir tane erkek dişi bakıyorum, kafama göre bulamadım. Yani siyah tonlarda bulamadım, kahverengi çok var ama bir de şöyle bir şey var. Valikan piyasası çok uçmuş arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Yani ben buna 600 lira verdim, o zaman çok diyordum ama geçen bir arkadaşla konuştum, 2500'den bahsetti bana fiyat. Evet tamam, daha uzun kulaklı olabilir, daha farklı bir şey olabilir ama 2500'de bir tavşan için bana göre biraz fazla geldi. Ama tabi bu iş farklıdır, yani ileride ben de alabilirim, almayacağım anlamında değil. Bismillahirrahmanirrahim, bunu da alalım, şuraya koyalım. Paket paket toplayıp yolluyoruz arkadaşlar. Burada 24 numaramız hazır oldu. Bunlar da zaten günde nereden baksanız 12-13 civarı yumurta alıyorum. Sabah mesela geldim, ikişer tane aldım. Şimdi geldim, bir tane bundan aldım. Akşama kadar daha yavaş yavaş yumurta yapacaklar. 2-4-6-8 iyi, bir paket, hatta 2 paketlik daha yumurtamız çıkmak üzere. Kaçın bakalım. Evet, bu grubumuzda da her şey yolunda. Bir de burada psikopat grubumuz var. Bundan da yumurta almıştık. Sen yaptın bir şeyler. Kaç bakayım. Sonra kırıyorsun maşallah. 2 tane de bundan alalım. Çok güzel. Evet, burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane burada var zaten. Tamam. 2 paket 18, 24 tam. Hemen hemen 2 paketi dolduracak kadar yumurtamız daha çıktı. Yeni bir sevkiyat yapabiliriz. Yani şöyle 5 gün 6 gün boyunca yumurta biriktirip gönderim yapıyorum arkadaşlar. Kafam ağrımasın diye. Çünkü neden? 5-6 gün içerisinde yumurtalarda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir bozulma meydana gelmiyor. Zaten havalar ılıman gidiyor, yani çok sıcak olmadığından dolayı 10 güne kadar yumurta biriktirip gönderim yapabilirim. Ve böyle serin yerde duruyorlar, zaten yemlik soğuk bir problem teşkil etmiyor. Yumurtalar da böyle tavuklar sayesinde yem yerken sallanıyor ya böyle, içindeki embriyo da oynamış oluyor. Yumurta için de sağlıklı. Yani şu buraya koyma sebebim çoğunlukla bu ya, hayvanlar yem yerken yemliği böyle sallıyorlar, yumurtalar da bir tık sallamış oluyor. Güzel. Durum bu. Verimimiz çok güzel. Artık makinamıza yumurta koyma vakti geldi. Lakin öncelikle müşterilerin, eşimizin, dostumuzun hayalleri. O yüzden zaten kendim makineye yumurta koymuyorum. Önce müşteriler heves etmişler. Onların hevesini kırmayalım. Bizde anaçlar zaten var. En fazla bir dönem daha yarışmaya gidemeyiz. Zaten pandeminin pek biteceği yok. Bir daha yarışma olur mu olmaz mı? Orada bile tedirginim. Olmama ihtimali var. O yüzden biz de ne yaptık? Müşterilere gönderimini yapalım. Biz her türlü yumurtaları makinemize koyarız arkadaşlar. Burada da bir sıkıntımız, problemimiz yok.
En son bir de bıldırcınlarımız kaldı. Onları gezmedik bugün. Evet, şimdi bir de Aykız, sen öyle yat. Aykız'ı saldığım zaman şimdi tavşanlar var, affetmiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi balikanlar dışarıdaki ortama adapte oldular arkadaşlar. İki tane, bir dişi bir erkek beyazımız var. Geri kalan üç tane mi sayısını da bilmiyorum ama 3 tane de galiba kahverengi tavşanımız var. İkisi burada, birisi bir yerlerdedir. Bunlar alıştılar. Kulak yönleri çok güzel. Kasaları da güzel. Şu an zaten 2,5 aylık mı oldular? 3 aylık mı ne oldular galiba? Güzel. Onlar da büyümeye devam ediyor. Bir tek burada bıldırcınlarımız kaldı. Bunları da çekelim. Hani anlaşmıştık. Bu arada geçen gün Sultan'a ikinci aşısını da yaptım arkadaşlar. Sonradan aklıma geldi. Normalde biz Sultan'ı küçükken aşılamıştık. Şu an 4 aylık falan galiba. Ya 1-2 ayı vardı aşı için ama önemli değil. Bir sıkıntı yaratmadı. Aşılamasını yaptık. Kafa dönüklüğü kalmadı. Gün geçtikçe de güzelleşiyor. Onu da size söyleyebilirim. Şöyle biraz daha yakından alırsak. Evet. Gün geçtikçe de Sultan'ımız güzelleşiyor maşallah. Bütün tüylerini dışarıya saldığında buna 2 tane eş alacağım. Bıldırcınlarımız da büyüdüler. Yumurta yaparlar diye bekliyoruz. Cinsiyet ayrımını yapmadım. Erkeklerini almam lazım. Almadım ama zamanı geldi. Çünkü artık yumurtlayacaklar. Yumurtlama başlayınca kızışma da meydana gelir ve erkekler arasında kavga çıkar. Şöyle gözüme çarptığı kadarıyla dişi sayımız fazla. O yüzden pek fazla problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir bölüm burada, bir bölüm de sağda solda zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey muntazam. Kümesimizde her şey yolunda. Heh, geldi. Diğer beyazımız da geldi. Ay kız, ne yapıyorsun? O maşallah. Koşinlerimizin, evet, kedi koşin yumurtaları şuraya sokmuştum. Buradan bunu çıkartmış. Allah Allah. Tavuklar da bir enteresan. Kedi yemesin diye buraya koymuştum da. Kedi burayı fark edemedi galiba. Bura geçen yağmurda çok çamur olmuştu. Şu an kurumuş arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ne oldu? Ay kız. Hı? Tipini yedi mi? Geçen gün birisi yorumlarda köpeği niye bağlıyorsun mu demiş. Bakamadım yorum aslında ama öyle bir şeyler yazmış arkadaşlar. Biz köpeği elimizden geldiğince ilgileniyoruz. Bağlıyoruz, geziyoruz. Alışsın diye. Bahçede bekçilik yapsın diye. Bazen bahçeye saldığımızda diğer tavuklarımızla iyi anlaşmıyor. Allah var. Çünkü şu an bebek oynama zamanında. Oyun oynuyor. Oyun oynadığı için de tavukları korkutuyor. O sebepten dolayı bir müddet daha bağlı kalacak. Yavaş yavaş tavuklarla beraber yatıp kalkmaya başladığında ay kızımızı devamlı salacağız arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Durun, bu güzel uzun bir videomuz oldu. Kendinize iyi bakın. Bu arada yukarıdan bir elma atmıştım. Mübarek elma yiyor. Onu da şöyle bir çekeyim. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.